trafikte içime karabasanlar basıyor. Ne bu acele anne? Kuaföre gideceğim, sonra muhalaya uğrayacağım. Yeni tuvaletimin provası var. Akşamüstü de semalarda toplanacağız. Yine konken partisi mi anne? Konken, bridge. Taktın kafanı ha? Nişan elbiseni Paris'ten alsınlar. Ben olsam sonuna kadar diretirim. Böyle şeyler bana saçma geliyor. İnsanın kıyafeti değil, yüreği daha önemli. Saçmalama. Kılık kıyafet insanın aynasıdır. Hem nişanı çırağında yapalım istiyorum. Benim 10 tane kızım yok. Bir sürü gereksiz masraf. Gereksiz mi? İnsan parayı niçin kazanıyor? Böyle günler için. Babası zengin. Bırak harcasın. Anne, gösteriş için yapmayacağın şey yok. Sen de bu adam sendeciliği bırak. Kendini biraz pahalı sat. Pahalı. Bak kızım, aklını kullan. Bilal'e o Tarabya'daki villa konusunda ısrarcı ol. Tamam mı? Ay, Allah kahretsin. Ezdin adamı, ezdin. Aman Allah'ım, ne oldu? Lütfen kalkar mısınız? Aman Allah'ım. Ne oldu, ölmüş mü? Bilmiyorum anne. Yardım et de hastaneye götürelim. Ne hastanesi? Şimdi ayılır. Bak, kan falan da yok. Hah, kaldırıp kenara çekelim, basıp gidelim. Hadi çocuğum, olmaz, hadi. Bak, iyi görünüyor, iyi. Lütfen yardım eder misiniz? Aptal kız, başımıza iş açacak sonra. Dikkatli kaldıralım, ne olur. Aman aman, yavaş. Aman. Yavaş. Dikkat edin lütfen. Sen gerçekten zır delisin. Hapse atacaklar seni. Onu sokakta bırakamam. Haylak haylak dolaşıyorlar. Bir bu eksik. Doktor bey. Nasıl doktor bey? İyi mi? İyi. Vücudunda küçük bir darbe var. Serum bağladım. Peki serum ne için? Adam aç. Midesi karnına yapışmış. Açlıktan bayılmış garibim. Aman Allah'ım. Böyle aç insanlar var mı bu ülkede? Bilmem. Demek ki varmış. Ne haber kız? Ölmemiş değil mi? Hayır ama neredeyse açlıktan ölüyormuş. Açlıktan mı? Saçma. Ne bakıyorsun öyle yüzüme? Hadi kuaföre geç kalacağım. Sen arabayı al, ben sonra taksiyle gelirim. Ne? Burada mı kalacaksın? Evet. Ondan özür dilemeliyim. Ne? O sokak zibidisinden mi? Yürü Allah aşkına. Anne, sana git dedim. Sen kendine bela arıyorsun. İyi, kal o zaman. Sizden çok özür dilerim. İki kere kornaya bastım ama... Sizin kabahatiniz yok. Doktor uzun bir süredir yemek yemediğinizi söyledi. İşsiz misiniz? Bakın, isterseniz iş bulmanıza yardım edebilirim. Sağ olun. Bir mesleğiniz falan var mı? Ya da bildiğiniz bir iş... Bakın, buraya telefon numaramı ve adresimi yazdım. Hastaneden çıkar çıkmaz beni arayın. Tekrar geçmiş olsun. Sağ ol.
Nasıl, hastanız iyi mi? Bilmem. Siz akrabası falan mısınız? Hayır. Hastane masraflarını kim ödeyecek? Tamam, ben öderim. Şuraya numaramı bıraktım. Taburcu olacağı zaman beni ararsınız. Ararız da... Yalnız şimdi aşağı vezneye inip 120 milyon yatırmanız gerekiyor. Hemen şimdi mi? Lütfen, serum ve ilaç, yatak ücreti filan. Ama bu çok para, çok. Tamam, ben yatırırım, siz merak etmeyin. Efendim? Hayatım, nasılsın? Bilal, sen misin? Başka kim olabilir? Sorma, bugün arabayla birine çarptım. Hadi canım. Vallahi, annem de yanımdaydı. Adam arabanın önüne yığılıp kaldı. Hemen hastaneye götürdük. Allah'tan fazla bir şey yok. Mahsustan yapmış olmasın? Mahsustan mı? Evet. Para koparmak için böyle lüks arabaların önüne kendini atanlar var. Saçma. Yemin ederim. Bizim Cengiz'in başına geldi bir kere. Ama o benden para filan istemedi. Her ne halse. Akşam kulübe gidiyor muyuz? Aslında hiç keyfim yok. Saçmalama. Sibel'ler de geliyor. Çok eğleneceğiz. Tamam, bakarız. Hazırlan. Saat 8'de alırım seni. Peki, tamam. Gerçekten mahsus atmış olabilir mi arabanın önüne? Ama canından olabilirdi. Bütün borcunuz 140 milyon lira. 120'sini yatırmışsınız. 20 milyon daha vereceksiniz. Fakat benim param yok. Nasıl yok? Ekmek Kur'an çarpsın. Bakın. O hanım neyiniz oluyordu? Hangi hanım? İşte o gün 120 milyonu yatıran genç bayan. Hiç tanımıyorum. Canım. Sağ ol canım. Afiyet olsun. Efendim. Kimi? Bir dakika. Özlem, baksana, seni arıyorlar. Kimmiş? Hastaneden biri. O herifse sakın yüz verme. Buyurun, ben Özlem. Özlem Hanım, ben Sibel Hemşire. Hastanız bugün ayrılıyor fakat 5 kuruş parası yok. Ama ben hastanenin parasını ödemiştim. 20 milyon daha gerekiyor. Tamam, ben bir saate kadar oradayım. Pekala, bekliyoruz. Yine ne olmuş? O çarptığımız çocuk. Hastaneden taburcu ediyorlarmış. İyi ya, bize ne bundan? Hastaneye para götürmem lazım. İyi, aferin kızım. Ne çarpması? Ne hastanesi? Neden bahsediyorsunuz siz? Evveli gün bu şapşal kızın yolda giden bir adama çarptı. Yok canım. Bir şey oldu mu? Bir şey olmadı da Özlem Hanım'ın merhamet damarı kabardı. Parasız, işsiz bir genç. Yazık, 2 gündür açmış, doktor söyledi. Doğru biri mi acaba? Evet, öyle gözüküyor. Muammer ayrıldıktan sonra şuraya doğru dürüst bir kapıcı bulamadık. Gelsin çalışsın işte. Vallahi kabul ederse çok iyi olur babacığım. İşsiz parasız diyorsun, işte iş. İyi, ben bir konuşayım. Ne diyorsun hanım? İyi oldu değil mi? Vallahi sizi anlamıyorum. Elin tanımadığınız adamı ne yapacaksınız? Hırlı mı, hırsız mı? Ya bir süre çalışsın. İşimize gelmezse... Of! Senin de kızından kalır yanın yok. Merhaba. Merhaba.
Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Merhaba. Merhaba. Beni siz mi aradınız acaba? Evet. Ücreti size mi ödeyeceğim? Evet. Buyurun. Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? İyiyim, teşekkür ederim. Düşündüm ki isterseniz size bir iş bulabilirim. Çalışmaya ihtiyacınız olduğundan eminim. Sağ olun, teşekkür ederim. O zaman buyurun gidelim. Aslında tıraş olsa, giyinse, patlansa hiç de fena bir erkek değil. Gir, girsene. İşte kalacağın yer burası. Beğendin mi bilmiyorum. Güzel. Bak şurada bir çekyat var. Eski kapıcı Muammer Efendi biraz pis bir adamdı. İstersen evi temizletebiliriz. Ben temizlerim. Bekarsın değil mi? Hı hı. Peki buraya getirebileceğin annen, kardeşin falan yok mu? Var, köydeler. Tamam işte, onları da getirebilirsin. Burada ev kirası, elektrik, su parası yok. Bir miktarda maaş alacaksın. Ayrıca bahşişler. Peki. O zaman şu anahtarları sana veriyorum. Bu apartman kapısının, bu da buranın anahtarı. Akşam ayrı. 21'den sonra çöpler toplanacak, unutma. Apartmandaki her daire senden memnun olmalı. Şikayetler başladı mı seni ben bile kurtaramam ona göre. Evet, sen bile. Günaydın efendim. Gazeteniz hangisiydi? İlavesini de unutma. İlavesi içinde. Bura onun dairesi. Nasıl görünüyorum acaba? Allah'ım inşallah kapıyı açmaz. Evet. Ekmek ve gazete getirdim. Ha. Demek sen yeni kapıcısın. Evet efendim. Başka bir isteğiniz var mı acaba? Özlem, kapıcı gelmiş. Bir şey istiyor musun? Oo, ne haber Ertuğrul? İyidir efendim. Başka bir isteğiniz var mı? Hayır, teşekkür ederim. Bu salağı nereden buldunuz? Ben buldum. Yazık, sokakta açlıktan ölmek üzereydi. Yani şimdi bunu sen mi bulup getirdin? Evet, ne var? Bir iki kedi, bir iki köpek de getir bari. Çok acımasızsın Bilal. O adam kimdi acaba? Abisi olabilir mi? Belki de amca dayı çocuğu filandır. Yoksa bu saatte evde ne işi var? Trende biraz uyuyabildiniz mi? Ankara'dan sonra azıcık uyudum. Ana sen? Nerede? Gözümü bile kırpmadım oğlum. İyi, eve gidelim, doyasıya uyursun. Hadi yürüyün, vapuru kaçırmayalım. Aa,
Abi ben burada okula gideceğim değil mi? Tabii gideceksin. Ben pilot olmak istiyorum. İyi olursun. Ne büyük bir yer şu İstanbul. Evet öyledir. Yolumuzu şaşırıp kaybolmayalım da. Allah kimsenin yolunu şaşırtmasın kızım. Buyurun buyurun. Bizim fakirhane burası. Geç geç. Anne televizyon da var. Abi çalışıyor mu? Çalışıyor tabii. Nereye gidelim? Sen delirdin mi? Bizi kovarlar sonra. Yani televizyon seyretmek yasak mı? Yavaş seyredeceksin. Sessiz olacaksın, anladın mı? Bunlar havadan nem kaparlar. Şikayetçi oldular mı yandık. Aman oğlum, bugünlerimize de çok şükür. Öyle değil mi kızım? Kapıcı, kapıcı. Cevap ver, neredesin kapıcı? Buyur abla. 5 numaraya acele gel. Tamam geliyorum. Acele dedim, unutma. Gecikme. Baş üstüne. Tamam ablacığım, merak etmeyin, hemen geliyorum. Telefon mu bu? Hayır, diyafon. Diyafon ha? Siz istirahat edin, ben birazdan gelirim anacığım. Sen işine bak evladım, bizi düşünme. Hadi kızım, biz de bir an evvel toparlayalım evi. Yeni kapıcı sen misin? Evet efendim. İnşallah temiz ve tertiplisindir. Merak etmeyin efendim. Akıllı olmazsan gözünün yaşına bakmadan seni kapının önüne koyarım ona göre. Çabuk bana marketten şampuan ve saç kremi getir. Kaç paradır onlar? Sen Feridun Beylerin hesabına de. Verirler. Nasılsın Ertuğrul? İşler nasıl gidiyor? İyidir. Ne oldu? Köyden bir haber var mı? Evet, bugün geldiler. İnanmıyorum. Nasıl? İyiler mi? İyidirler. En kısa zamanda onlarla tanışmak isterim. Tamam, tanıştırırım. Yarın benim doğum günüm, biliyor musun? Hayırlı olsun. Evde büyük bir parti vereceğim. Bir faydamız dokunursa... Kız kardeşinle gelip biraz yardım ederseniz sevinirim. Elbet geliriz. Sağ ol. Bunlar mıydı istediğiniz? Tamam, içeri gel. Biraz bekle, seninle işim var. Kapıcı. Evet. Gel buraya. Banyodayım, buraya gel. Gelsene. Al şunu, sırtımı lifle. Aptal. Aman ha var ha var, komşular ha var, ağıtlar yakalım. Komşular ha var ha var, askerim vurulmuş. Komşular ha var, aman ha var ha var, komşular ha var, ağıtlar yakalım. Komşular ha var ha var, askerim vurulmuş ey 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 ey. Komşular ha var. Ne ulan bu vardı? Dağ başın burası? Yüce dağ. Kim söylüyor Allah aşkına Necla Hanım? O yeni kapıcı salak burayı dağ başı zannediyor anlaşılan. Polis çağıracağım vallahi polis. Pislik herif. Nereden geldi başımıza bilmiyorum.
Neden rahatsız oldun? Son derece güzel söylüyor. Güzel mi söylüyor? Ayağına basılmış gibi bağırıyor ayol. Çok ayıp Necla Hanım. Asıl sana ayıp. Bu kazmayı alıp kapıcı diye karşımıza çıkardınız. Beğenmeyen kızını vermesin. Cüş, bir de buna kız ha? Rezil herif, kes sesini. Birileri buna destek çıkarsa böyle olur işte. Hey, kessene şu andırmayı. Ne hayvan herif ya. Kendinize gelin Arif Bey. Kimseye hayvan demeye hakkınız yok. Niye yok? Harbi hayvan işte. Tamam, evinize girin. Ben onunla konuşurum. Konuşma da yarın koyalım kapı önüne. Kurban olam yârim, kurbanım sana. Aman havar havar, komşular havar. Ağıtlar yakalım, kom... Siz? Sesin çok güzel. Ayrıca türküyü de çok yanık okuyorsun. Pardon, demek sesim size kadar geldi. Evet, apartmandakiler de biraz huysuzluk etti tabii. Eyvah, çok özür dilerim, çok özür dilerim. Dert etme, ben onlarla konuştum. Aynur bu mu? Evet. Gelsene Aynur. Çok tatlı, çok cici bir kız. Sağ ol. Bak bu Özlem Hanım, beni bu işe o soktu. Allah razı olsun. Sizden de razı olsun. Yarın bana geleceksiniz değil mi? Tabii, ne demek. Pekala, iyi geceler. Size de. Sesin çok güzel ama biliyorsun. Peki, bir daha ağzımı açmam. Ne aptalım ben? Bir an için kendimi köyde sandım. Bizi evine mi çağırdı? Evet, yaş günüymüş. Misafirler gelecek. Temizliğe falan yardım edersin. Tamam, ederim. Çocuklar fazla içmeyin, eğlence geride. Hadi seni de bekliyoruz. Oo, maşallah arı gibisiniz vallahi. Viskilere ikişer tane buz koy. Şaraba buz atma sakın. Peki. Senin doğum günün ne zaman? Bilmem. Nasıl? Ne zaman doğduğunu bilmiyor musun? Hayır, kimse söylemedi ki. Ben baharda doğmuşum. Hangi baharda? İlk baharda. Annem kayısılar çiçek açtığında diyor. Ama gününü bilmiyorsun. Yazık ama bunlar önemli. Ne önemi var ki Özlem Hanım? Fakat bak arkadaşlarım içeride. Beni kutluyorlar. Hediyeler aldılar bana. Bizim arkadaşlarımızın hepsi fakir. Bir şey alamazlar ki. Ah neyse, boş verin şimdi bunları. Aynur, bana yardım eder misin? Ederim tabii. Gel o zaman. Şunu sana verebilirim. Eski değil. Daha iki defa giydim. Bilmem ki. İstersen sen beğen. Tamam, bu olsun. Şunlar da altına uygun düşer. Çok sağ olun. Sen giyin. Misafirler geldi galiba. Mutlu yıllar sana. Bilal hayatım, hoş geldin. Demek abisi değilmiş. Hadi içeri geçelim, arkadaşlar bekliyor. Önce bir lavaboya gidip ellerimi yıkamadım. Tabii hayatım. Sayılmam. Sen giyinmene bak.
Daha önce hiç görmemiştim, bu kız kim? O mu? Bizim kapıcı Ertuğrul'un kardeşi. Ne? Kapıcının kardeşi mi bu kız? Ne o? Pek beğendin galiba. Yok canım. Ne ala? Ne o kız? Bu elbiseyi nereden buldun? Özlem ablam verdi. Özlem ablam mı verdi? Hı hı. Yakışmış mı? Çok güzel fakat sen böyle şeylere heves etmemelisin. Ama neden? Biz bunları satın alamayız çünkü. Çok mu pahalıdır? Evet, çok. Siz ne yapıyorsunuz burada böyle iki kardeş? Hiç. Gel benimle. Çocuklar, şu müziği keser misiniz biraz? Bu bizim Ertuğrul, benim arkadaşım. Kapıcımız diyeceksin. Susar mısın Bilal? Ertuğrul'un çok güzel bir sesi var. Eğer onu hep birlikte alkışlarsak, bize güzel bir parça söyler sanıyorum. Lütfen, bunu yapamam. Hadi, benim hatırım için. Senin hatırın için, seni kıramam. Dallarımı kırdılar, yârimden ayırdılar. Dallarımı kırdılar, yârimden ayırdılar. Beni öksüz koydular, zalimlerin sapsızlar. Gönlüme Çocuklar lütfen. Çöpleri almayı unutma. Yeter. Bu yaptığınız çok ayıp ama. Susun artık. Nereye gidiyorsun Özlem? Çekil yolumdan. Bu sadece bir eğlenceydi. Bozulmanız gerekmez. Abin de çok alınganmış canım. Ertuğrul, kapıyı açar mısın lütfen? Bak, hepsinin hesabına senden özür diliyorum. Lütfen aç kapıyı. Abinden de senden de özür diliyorum. Hepsi züppe bunları. Elbisenizi, ayakkabınızı yarın getirsem olur mu? Hiç getirme. Çünkü ben onları sana hediye ettim. Teşekkür ederim. İşte böyle kaybettim. O apartmanda kimsenin yüzüne bakamam artık. Hayatta 5 kuruş para kazanmamış şımarık zengin veledi bunlar. Neylersin evlat? Anamı, kardeşlerimi getirmeseydim keşke. Bak istersen benim çalış ha. Ne? Takside mi? Yoksa beceremez misin? Niye beceremeyeyim emmi? Birden çok şaşırdım da. Akşam gel, Necati'den teslim al arabayı. Bırak şimdi. Peki Ertuğrul, apartmana kim bakacak? Bir süre kız kardeşimle Ömer idare ederler. Sonra bir kondu bulur taşınırız. Tamam, hadi bakalım. Şimdi git iyi bir dinlen. Akşama zinde olmalısın. Tamam emmi, sağ ol. İyi bir çocuk. Allah yolunu açık et. Abi, ben ne zaman okula gideceğim? Merak etme, gideceksin. Biraz para kazanayım, kendimize bir ev bulalım, sonra okul kolay. Ha, sabah 8'de fırına gidip 10 ekmek alacaksın. Bir o kadar da gazete. Bak, her dairenin gazetesi burada yazıyor. Yanlış verme. Tamam abi. Ha, kapılara asılı poşetlerde siparişler var. Onlara da bakmayı sakın unutma. Tamam mı Ömer'im? Tamam abiciğim. O tek başına beceremez. Ben servise yardım ederim. Ah benim güzel bacım. Sana yazık değil mi? Bunlar gaddar insanlar. Şu kapıcı dairesinde oturuyoruz diye bizden iş isterler. Sıkıntımız 10-15 gün. Bir ev tutacak kadar para kazanayım, toptan çekip gideriz. Ama Özlem abla iyi bir insan. Evet. Bir tek o.
Peki bize ne vereceksin? İkinize harbiden $100 veririm. İkimize olmaz. Ben ikinizin hakkından da gelirim hemen. Ondan yüz. Yani $100 mı diyor? Evet. Ulan hepiniz tüccar olmuşsunuz. Hey hemşerim, bildiğin bir otel var mı? Bana mı sordun? Hey ya. Bu iki karıyı kapattın bu gece. Ben otel bilmem. Ulan ne biçim taksicisin sen, insan bilmez ki. Bilmem dedim. İyi uzatma, aksana geçelim. Ne o? Ertuğrul öldü mü? Hayır, abim rahatsız biraz. Yani demek daha ölmedi. Allah korusun Arif amca. Amcana başlatma şimdi. Hani gazetem? Gazetenin kenarını ıslatmışsın. Başka vereyim mi isterseniz? Hadi oğlum hadi. Kim o? Biz kapıcı. Aa, ailece çalışıyorsunuz demek. Ay ekmeği pis ellerine tutma. Poşette. Olsun, sen yine de tutma. Hani benim magazin mecmualarım? Magazin ne ki? Üf, abiniz nerede? Abim biraz rahatsız. İyi, inşallah geberir. Siz de kimsiniz? Kapıcı. Kendi nerede? Biraz hasta da. Siz nesi oluyorsunuz? Kardeşiyiz efendim. Özlem, acıdığın adam bütün sülalesini apartmana doldurmuş. Biliyor musun, yakında 100 kişi olurlarsa hiç şaşma. Ne haber çocuklar? Takside mi çalışıyor? Evet, köşedeki durakta işe başladı. Fakat siz... 10-15 gün böyle idare edeceğiz. Sonra? Sonra bir ev bulup taşınacağız. Buna abin mi karar verdi? Hı hı. Çok onuru kırıldı, yazık. Onunla konuşmak isterim. Ekmek istiyor musunuz? Hayır, sağ ol. Gazete? Ah canım, teşekkür ederim. Sütleri de alayım. İyi günler. Size de. Aynur. Başka beğendiğin bir şey varsa gardırobumdan alabilirsin. Hayır, teşekkür ederim. Alo? Alo hayatım, ben geldim. Aşağıdayım. Tamam, geliyorum. Bakar mısın? Buyurun. Beni hatırladınız değil mi? Evet. Benim ismim Bilal. Ya seninki? Aynur. Aynur. Yarın bizim eve gelir misin? Niçin? Yanlış anlama. Bizim hizmetçi izne çıktı. Temizlik işi var. Bilmem ki. Neyi bilmezsin? Seni hiç anlamıyorum. Para kazanmak istemiyor musun? 20 milyon yevmiye veririm. 20 milyon mu? İstersen 25 vereyim, yarın gel. Eviniz nerede? Sen bulamazsın. Bu saatlerde gelir alırım seni. Peki. Tamam, anlaştık. Saat 10'da kapıda ol. Bilal. Ne konuşuyordun Aynur'la? Doğum günde yaptıklarım için kendisinden özür diliyorum. İyi etmişsin.
Süreyya Bey içeride mi? Evet, içeride. Gel. Günaydın efendim. Günaydın Osman. Geç otur bakalım. Dün bankada ekstra istedim. Bilanço için. Evet. Biri 15, diğeri 20 milyarlık iki tane çek kesmişsiniz. Bunlar kime ödendi acaba? Ne? Ne zaman? Bakın, biri ayın 21'inde, diğeri de 25'inde ödenmiş. Olamaz. Ben böyle bir çek kesmedim. Yalnız Süreyya Bey, sizin kaşınız olmadan bu paralar ödenmez. Allah Allah. Hatırlamaya çalışın. Ham madde alımı için petkimi falan vermeyesiniz. Ben daha bunamadım Osman Bey. Ama bu paralar ödenmiş. Esat Bey'in haberi var mı? Hayır efendim. Önce size sorayım dedim. Pekala. Bankaya bir sorun bakalım. Parayı kime ödemişler? Tamam. Araştıracağım. Biri 21'inde, biri 25'inde. İki tane çek. Vallahi çıldıracağım. Ne haber babacığım? İyidir kızım. Bilal sen nasılsın? Hürmetler efendim. Babam şirkette mi acaba? Yukarıda odasına baktın mı? Hayır. Geldiğini sanmıyorum. Ayrıca... Başpatron Esat Bey bu saatte niye gelsin? Çok ayıp Bilal. Babana karşı biraz daha saygılı olmalısın. 20 yıllık karısını boşadı. Niye saygı duyacağım? Yalnız Bilal'cığım, annen de istemeseydi ayrılmazdı. Annem ne yapsın? Aylarca eve uğramadı herif. Yine de bu konuşma tarzın hoş değil. Özür dilerim Özlem. Ben bir yukarı çıkayım. Sen de babanla konuş. Ne oldu baba? Neyin var senin? Şirketin hesabından para ödenmiş. Ama kime verildiğini bulamıyoruz. Çok para mı? 35 milyar. Benim çeklerimle. Nereye verdiğini hatırlamıyor musun? Hatırlamıyorum. Sonunda delireceğim galiba. Oo, benim canım babacığım. Sakın sana bir şey olmasın. Canım kızım benim. Abine bir danış kızım. Ona sormadan sakın bir şey yapma. Ona sorsam hayatta izin vermez. Ben de para kazanmak istiyorum biraz. İyi kızım, sen bilirsin. Günde 25 milyon anne. 4 gün gitsem haftada 100 milyon. Bu da ayda 400 milyon eder. O zaman konduya değil, belki doğru dürüst bir daireye bile taşınabiliriz. Fazla hayallenme de. Neden? İşte hesap ortada. Hakkımızda hayırlısı neyse o olsun kızım. Her şey insanın kendi elinde. Aa, tövbe de kız. Çekler takasa verilmiş. Mecidiyeköy şubesinden çekmişler. Arkasında ciro falan yok mu? Şubeden fotokopi istedik. 3 günden önce göndermezler. İyi, gelsin bakalım. Thank you.
Nasıl gidiyor? İyidir. Dairelerden bırın kırı neden yoktur inşallah. Hayır, abim biraz rahatsız dedik. İyi, gelin kahvaltı yapın. Abi, o dört numaradaki şişman Arif var ya. Evet. Karısı kafasında vazo kırdı. Yok ya, niye? Bilmiyorum. Kafasına vazoyu bir attı, vazo paramparça oldu. Demek kafası daha sağlammış. Evet, taş kafa. İyi, hadi ben durağa gidiyorum. Aynur çık bak, etrafta kimse yoksa çıkıp gideyim. Abi tamam, çıkabilirsin. Tamam bacım, geliyorum. Hadi ana, eyvallah. Bunlara iyi bak ben yokken. Bakarım oğlum, Allah esirgesin. Saat kaç oldu? 10:20 var. Ay, şu turuncu elbiseyi mi giysem acaba? Ne turuncu elbisesi kızım? Özlem ablanın verdiği elbise canım. Allah Allah, gezmeye değil işe gidiyorsun kızım, işe. Giysem ne olur? Kızım akıllı ol, akıllı. Oh. Nerede? Vaktinde geldiniz. Ben söz verdim mi tamamdır kızım. Hadi binsene. Gel yanıma otur. Ev burası mı? Evet. Hadi girelim. Hadi girsene. Burada tek başına mı kalıyorsun? Hayır, annem var. Ama şimdi İzmir'e ablasına gitti. Burada ne yapacağım? Etrafı temizle işte. Mesela işe üst kattan başlayabilirsin. Tamam. Neye bakınıyorsun? Toz bezi falan var mı? Mutfağa bak. Orada bir şeyler bulursun.
Ne zengin insanlar var. Kocaman evde tek başına yaşıyor. Buyurun. Al bakalım, üstü kalsın. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Aynur. Beni korkuttunuz. Özür dilerim. Ama yazık. Güzelim, elbiseni kirleteceksin. Ben bu elbiseyi bir yerden hatırlıyorum. Özlem Hanım verdi. Ha, evet. Demek o verdi. Yerinde olsam elbiseyi çıkarırım. Neden? Yazık. Baksana, kirletmişsin. Ama ben... Çıkar, rahat et. Baksana bana. Burada ikimizden başka kimse yok. Olmaz, çıkarma. Niye hemen bozuluyorsun? Farz et ki plajdasın. Belki seninle havuza da gireriz. Böyle şeyler önemli değil. Önemli olan insanın yüreğidir. Yüreğinizde benim için neler var? Çok iyi şeyler. İnan, Özlemlerin evinde gördüğüm o günden beri senden çok etkilendim. Ama hala Özlem Hanım'la nişanlısınız. Bitmiş bir ilişki bizimki. Zoraki gidiyor. Özlem kötü etkilenmesin diye belli bir zamana yayarak tamamen keseceğim bu ilişkiyi. Tabii sen de yardımcı olursan. Nasıl? Bana yaklaşarak. Ne olur bırakın beni. Ben sizi doğru dürüst tanımıyorum bile. Şimdi tanıyacaksın. İnan, çok güzel şeyler yaşayacağız seninle. Yalvarırım, bırakın beni. Bırakın lütfen. Yoğurt mu yedin lan? Pardon baba. Neden ağlıyorsun kızım ya? Neden mi ağlıyorum? Evet. Şimdi ne yapacağım ben? Ailemin yüzüne nasıl bakarım? Düşündüğün şeye bak. Biz de hıyar değiliz herhalde. Elbette var bir düşündüğümüz. Ne düşünüyorsun? Seni zora sokar mıyım kızım? Gerekirse evleniriz. Sahi, benimle evlenir misin? Tabii, bir mahsuru mu var? Ama Özlem... Onunla nişanlı değil misin? Demin söyledim ya. Özlem'le ilişkimiz koma vaziyette. Hem insanlar nişanlanır ayrılır, evlenir ayrılır. Sonra tekrar evlenir. Hayat böyle işte. Abim gelmeden eve gitmeliyim. Bir dakika. Beni bu numaradan arayabilirsin.
Aklımı oynatacağım. Parayı Ali Kemal diye biri çekmiş. Bizim böyle bir tanıdığımız yok ki. Çıldıracağım. Cavidan bana yardımcı ol. Bir tek onun mu cirosu var? Evet, tek ciro. Ben böyle bir isme çek kesmedim ki. Esat Bey ne diyor? Henüz onun haberi yok. Hiç yol yok. Sonunda bu parayı benden tahsil ederler. Günaydın. Günaydın. Ne oldu baba? Yine mi şu çek mevzusu? Sorma kızım. Hadi para neyse de, zimmetime para geçirdim diye beni rezil ederler. 30 yıllık meslek hayatım sona erer. Ne yapacağımı bilmiyorum. En iyisi bağlar başındaki evi satıp parayı yerine koy. Bir yanlışlık varsa paranı geri alırsın. Evet, olabilir. Hay aklınla bin yaşa. Şaibeden ancak böyle kurtuluruz. Canım babacığım. Siz oturun, ben bakarım. Sen de şu harcamalarını biraz kıssan hiç fena olmayacak. Aa, şimdi sorumlu ben mi oldum? Sorumlusun demedim ama konken partilerine biraz ara versen hiç fena olmaz. Tamam, hiç gitmem, olur biter. Heh. Ben artık o grupla hiçbir yere gitmek istemiyorum Bilal. Neden? Yaş gününde o kapıcıyla alay ettiler diye mi? Biraz o, biraz da başka şeyler. Çok sahte, mekanik insanlar. Derinliği olan insanlar bulursan bana da haber ver. Herkes bir şekilde oyalanıyor işte. Neyse, boş ver bunları. Akşam buluşuyor muyuz? Yalnız ikimiz. Tamam. Önce Körfez'de bir yemek yeriz. Sonra da geçeriz. Tamam, 7'de gel beni evden al. Olur hayatım. Yazık, çok üzülüyorum babama. Akılsız, ne üzülüyorsun? Çeki birilerine vermiş, sonra da unutmuştur. Saçmalama anne, babam daha bunamadı. Eli kulağında. Ertuğrul. Efendim. Uzun zamandır seni görmüyoruz. Nerelerdesin? Biraz rahatsızdım efendim. Umarım kardeşlerim apartmanın işlerini aksatmadılar. Onu demek istemedim. Seni merak ettik de. Ben iyiyim efendim. İyi, peki. Hadi, hoşça kal. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Nereye anne? Konkene mi yine? Evet. Sen de babanlaşma. Tek eğlencem var, onu da elimden almayın. Çok para kaybediyorsun ama. 5-600 milyon para vermişim. Bakarsın bir gün alırım. Allah'ım, sen bu kadına akıl ver. Süreyya abi içeride. İçeride mi? Buyurun. Süreyya Bey. Hayrola? Haberler kötü Süreyya Bey. Bu sabah hesaptan 15 milyar daha çekmişler. Olamaz. Sizin çekiniz. Yine takastan çıkmış. Parayı ödemişler. Aman Allah'ım. Süreyya Bey. Neyiniz var Allah aşkına? Çabuk bir ambulans çağır. Süreyya Bey kriz geçiriyor. Efendim? Ben geldim, arabadayım. Tamam, geliyorum. Thank you.
Ulan ben de ne manyağım. Şu kızla yatmak için olmadı kokkabazlık yaptım. Olmaz güzelim, olmaz. Bu hiç mümkün değil. Niye durdun? Sen şu paketi 5 numaraya götür, ben geliyorum. Peki. Aynur, ne yapıyorsun burada? Hiç, akşam servisi hazırlığı. İyi, bize ekmek bırakma. Peki. Direksiyonu bana mı bıraktın hayatım? Neyin var kızım? Allah Allah, ne oldu? Ne oldu sana? Allah aşkına, ne oldu sana? Bilmiyorum anne. Bir şey dokundu galiba. Ben sana bir tane limon kaynatırım, hiçbir şeyin kalmaz. Önce gidip ekmekleri dağıtayım. Sen uzan, ben dağıtırım. Olmaz, seni tanımıyorlar ki. Ne o anne? Çocuklar yok mu? Yukarı servise çıktılar. Yalnız kız... Ne olmuş kıza? Biraz rahatsız, midesi bulanıyor. Midesi mi bulanıyor? Hı-hı. Hesabımız ne kadar oldu? 3.500.000. Tamam, yarın veririz. Neyin var bacım, hastay mısın? Yok bir şeyim abi. Annem söyledi, midem bulanıyormuş. Evet, soğuk bir şey dokundu galiba. Tamam, sen eve gitsin, ben servis yaparım. Evdeler mi acaba? Sanmıyorum, kimse yok. Eyvah, ne yapacağım ben şimdi? Ne oldu? Süreyya Bey kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırdılar. Karısını aradık, cep telefonu kapalı. Özlem'i arasaydınız? Onun numarası bizde yok. Gel aşağı inelim, belki Aynur bilir. Aynur! 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 Özlem'in cep telefonu var mı sende? Yok, ne oldu ki? Babası kalp krizi geçirmiş. Haber vermemiz lazım. O yarım saat önce onunla o gitti. Kim? İşte nişanlısı Bilal'le. Hangi hastanede? Diye bir yer söylediler. Ben onu bulurum, sen git. Nereden bulacaksın? Bir disko var. Akşamları oraya gidiyorlar. İyi, ben gidiyorum. Yazık. Ya adam ölürse? Daha sabah kapıda karşılaştık. Halimi hatırımı sordum. Sen iyi biliyor musun Bilal'e gittiğini? Hı hı, gözlerimle gördüm. Arabaya binip gittiler. Kesin o diskoya gitmişlerdir. Thank you.
Baksana kim geldi. Kim? Hey, bir dakika. Damsız girilmez. Bir arkadaşa bakıp hemen çıkacağım. Hadi gidiyoruz. Ne demek hadi gidiyoruz? Önemli bir durum var, benimle gelmelisin. Haddini bil. Bizi rahat bırak. Hadi şimdi defol buradan. Ertuğrul, sen ne yaptığını sanıyorsun? Babanı hastaneye kaldırmışlar. Belki de ölmek üzere. Yalan söylüyorsun. Yemin ederim. Kalp krizi geçirmiş. Aman Allah'ım. Doktor bey. Babam nasıl? Babanız kim? Süreyya Türker. Kalp krizi geçirmiş. Hmm. Evet. Ağrı spazmı. Yoğun bakıma aldık. Yani? Allah'tan umut kesilmez. İnşallah düzelir. Allah, sen babamı iyileştir. Üzmeyin kendinizi. Hadi gelin şöyle oturalım. Bu olayı neden benden sakladınız? Bir yanlışlık varsa düzeltiriz diye bekledik. Ama bugünkü 15 milyar... Ben yıllardır tanırım. Süreyya böyle bir şey yapmaz. Bu olayda bir bit yeniği var. Ama efendim... Ama efendim, mama efendimi yok. Burada bir hırsızlık var. Bu ne terbiyesizlik? İşte çek karnesi de, kaşesi de burada. Çekmeceler açık duruyor. Neden Süreyya Bey'in odası böyle? Haklısınız efendim de, peki sizce şirkette bir fare mi var? Evet, bundan eminim. Şunu al. Bütün seri numaralarını bankaya ve polise bildirin. Eğer hırsızın elinde hala bu çeklerden varsa hemen yakalarlar onu. Tamam, başsın efendim. Keşke ilk olayda haberim olsaydı. Yazık oldu adama. Özür dilerim, uyuyakalmışım. Ziyan yok, ben yorulmadım. Babam nasılmış? Az önce hemşireyle konuştum. Nefes alışverişleri normale dönüyormuş. Çok şükür Allah'ım. Onu görmek istiyorum. Ne yapıyorsunuz lütfen hanımefendi? Oraya giremezsiniz. Ama babam... Babanızın durumu iyi, merak etmeyin. Bir kerecik olsun göreyim, ne olur. Olmaz, akşama doğru belki. Acıkmışsınızdır. Gelin aşağıda bir şeyler yiyelim. Son zamanlarda başında bir bela var. Ne gibi? Biri babamın çeklerini kullanıp bankadan yüklü bir para çekmiş. Tabii para şirketin parası. Babam çok üzülüyordu. Vay canına. Peki kim yapmış olabilir? İşte onu öğrenebilsek. Yazık. Adam üzüntüden hastanelere düştü. Bilal ben uyurken falan hiç uğradı mı? Hayır. Ondan pek hoşlanmadığını biliyorum. O benim dengim değil. Ama biz onunla nişanlı gibiyiz biliyorsun. Biliyorum. Bak Ertuğrul. Sen çok iyi bir insansın biliyorum. Her şeyden önce iyi bir dostsun. Ama yetişme tarzımız, çevremiz, aldığımız eğitim o kadar farklı ki. Onu da biliyorum. Ben bir gün Bilal'le evleneceğim. O benim müstakbel kocam. Bunu niçin söylüyorsun? Yani ona da benim kadar saygı duymalısın. Hürmet etmelisin, anlıyor musun? Evet.
Akşam ona vurduğum için özür dile. Benden değil, ondan özür dilemelisin. Abdiye nasıl yanlış yaparsın? Bana bak, akşama kadar istiyoruz bu parayı, ona göre. Tamam, getireceğim. Bir getirme de gör. Ne oldu size Bilal Bey? Önemli değil. Peki ne istiyorlar sizden? Bilmiyorum, beni içeri götürür müsün? Şu tarafa götür. Oo. Her tarafınız kan içinde. Islak bez getirip silerim. Sağ ol. Meyveye kızım. Yoksa ben o gün hayali de olmuyorum. Aman abla. Neden buraya geldin? Özlem. Özlem istediği için. Ya Özlem ne istedi senden? Git ondan özür dile dedi. Sizinle evlenecekmiş. Tamam, ben unuttum, sen de unut. Onlar sizi neden bu hale getirdiler? Kumar borcu yüzünden. Geçen akşam makasa düştük. Çok para mı? Poker oynadım. 25 kaybettim. 25 ne? 25 milyar. Aslında benim için para değil. Ama sabırsız insanlar işte. İlla bugün diye tutturuyorlar. O zaman ödeyin parayı, kurtulun. Öyle yapacağım. Nereye? Sen otur, şimdi gelirim. Madem ki bana yardım için geldin, senden bir şey daha rica edeceğim. Nedir? Şu çeki bankaya götür, parayı al. 30 milyar mı? Evet. Akşama tekrar gelecek bu herifler. Başım belaya girsin istemiyorum. Ama bu çeki onlara verebilirdiniz. Çek 30 milyar. Borcum 25. Neden 5 milyar fazla vereyim? Peki. Banka uzakta mı? Hayır. Caddeye çık, hemen solda. Saat 3:30, geç kalma. Peki.
Buyurun. Bir çekimiz var. Adınızı soyadınızı yazıp cirolayın. Tamam, siz biraz bekleyin. İşte orada. Yürü bakalım, bizimle karakola kadar geleceksin. Neden? Kes sesini de yürü hadi. Müdür bey, ne var? Rüşvet tahkikatı için bir hafta savcı bey burada kalmamı emretti. Ayrıca tahkikata devam edebileceğim. Ne yapalım? Bize bu çeki nereden aldığını söylememekte hala kararlı mısın? Bak, seni son kez uyarıyorum. Eğer konuşmazsan bu işten çok başın ağrır. Ben hayatımda böyle domuz gibi bir adam görmedim. Gidin bu adamın evine arama tarama yapın. Harbiden hırsız bu. Başüstefe. Bakalım daha ne çıkacak? 30 milyar ha? Aman Allah. Aman Allah'ım, bu saatte kim olur ki? Kimsin? Aç kadın, polis. Polis mi? Evet, polis. Allah Allah, polisin ne işi var? Aç kapıyı. Çekil kadın. Neden açmıyorsun kapıyı? Ay, ne bileyim ben. Hayrola, bir şey mi oldu? Pek hayır değil. Sen etrafı ara. Tamam. Ne oldu ki? İsmail, buraya gel. Bu intihar etmiş ya. Çabuk bir ambulans çağır. Hala yaşıyor. Aman yavrum. Yavrum Aynur'u. Ne oldu sana? Ne oldu? Yavrum. Aynur'u benim. Yavrum. Ah, ah güzel kızım. Canım. Madem ki onu seviyorsun, madem ki onunla mutlu olacaksın, korkma, onu sonuna kadar koruyacağım. Yeter ki sen mutlu ol. Ana, ne işiniz var burada? Yoksa kötü bir şey mi oldu? Ana, konuşsana. Ömer, sen söyle oğlum. Hadi. Ben çok büyük bir hata yaptım.
Kendi cezamı kendim vereceğim. Hiç kimse bundan sorumlu değil. Karnımda Bilal'in çocuğu var. Onu size gösteremezdim. Bunun için yanında götürüyorum. Hepiniz beni affedin, Aynur. Bileklerini kesmiş. Ulan Allahsız Bilal! Babanın iyileşmesine nasıl sevindim anlatamam. Dur bakalım. Doktorlar bypass gerekli diyorlar. Şimdi en kolay ameliyat. Onda dert etme. Hadi hayatım. Mutluluğumuza. Bir şey mi oldu hayatım? Şirketteki şu çek yolsuzluğu hala çözülemedi. Babam çok üzülüyor. Ne çeki Allah aşkına? Sahtekar herif. Senin çaldığın çekler. Hadi itiraf etsene. Neler saçmalıyorsun sen? Gerizekalı. Evet, gerizekalıyım. Çünkü senin yüzünden iki gündür nezarette yatıyorum. Özlem Hanım'a da açıklasana hadi bunları. Bilal neler söylüyor? Onu sevdiğini bildiğim için, seni mutlu görmek için bir süre direndim. Ama o sana layık biri değil Özlem. Daha açık konuşur musun lütfen? O çeklerin hepsini babanın çekmecesinden o çaldı. Sonuncusunu da bana verdi. Bankada paraya çevirmem için ama polis beni tutukladı. Söylesene yalan mı bütün bunlar? Bilal ne olur bir şey söyle. İnan anlattıklarım doğru. Sakın yapma Bilal. Hayvan seni parçalayacağım. Yolun sonuna geldin. Son duanı et şimdi. Yapma. Ne olursun. Bağışla beni. Sahtekar, niçin bağışlayayım seni? Çok sevdiğin, evlenmek üzere olduğun, Özlem'i vurduğun için mi? Babasının parasını çaldığın için mi? Zavallı kız kardeşimin ırzına geçtiğin için mi? Ha? Niçin affedeyim seni? Hastaneye gidelim. Kız kardeşine tecavüz ettiği doğru mu? Evet. Ne zaman kimi seveceğimizi bir bilsek. Bunu sana ben öğreteceğim. Abim biraz rahatsız dedik. İyi, gelin kahvaltı yapın. Abi, o dört numaradaki şişman Arif var ya. Karısı kafasında vazo kırdı. Yok ya, niye? Bilmiyorum, kafasına vazoyu bir attı, vazo paramparça oldu. Demek kafası daha sağlammış. Evet, taş kafa. İyi, hadi ben durağa gidiyorum. Aynur çık bak, etrafta kimse yoksa çıkıp gideyim. Abi tamam çıkabilirsin. Tamam bacım geliyorum. Hadi ana eyvallah. Bunlara iyi bak ben yokken. Bakarım oğlum Allah esirgesin. Saat kaç oldu? 10:20 var. Ay şu turuncu elbiseyi mi giysem acaba? Ne turuncu elbisesi kızım? Özlem ablanın verdiği elbise canım. Allah Allah, gezmeye değil işe gidiyorsun kızım işe.
Giysem ne olur? Kızım akıllı ol, akıllı. Oh, nerede? Vaktinde geldiniz. Ben söz verdim mi tamamdır kızım. Hadi binsene. Gel yanıma otur. Burası mı? Evet. Hadi girelim. Hadi girsene. Tek başına mı kalıyorsun? Hayır, annem var. Ama şimdi İzmir'e ablasına gitti. Burada ne yapacağım? Etrafı temizle işte. Mesela işe üst kattan başlayabilirsin. Tamam. Neye bakınıyorsun? Toz bezi falan var mı? Mutfağa bak. Orada bir şeyler bulursun. Ne zengin insanlar var. Kocaman evde tek başına yaşıyor. Buyurun. Al bakalım, üstü kalsın. Teşekkür ederim. Kolay gelsin.
Aynur. Beni korkuttunuz. Özür dilerim. Ama yazık. Güzelim elbiseni kirleteceksin. Ben bu elbiseyi bir yerden hatırlıyorum. Özlem Hanım verdi. Ha, evet. Demek o verdi. Yerinde olsam elbiseyi çıkarırım. Neden? Yazık. Baksana, kirletmişsin. Ama ben... Çıkar, rahat et. Baksana bana. Burada ikimizden başka kimse yok. Olmaz, çıkarma. Niye hemen bozuluyorsun? Farz et ki plajdasın. Belki seninle havuza da gireriz. Böyle şeyler önemli değil. Önemli olan insanın yüreğidir. Yüreğinizde benim için neler var? Çok iyi şeyler. İnan Özlemlerin evinde gördüğüm o günden beri senden çok etkilendim. Ama hala Özlem Hanım'la nişanlısınız. Bitmiş bir ilişki bizimki. Zoraki gidiyor. Özlem kötü etkilenmesin diye belli bir zamana yayarak tamamen keseceğim bu ilişkiyi. Tabii sen de yardımcı olursan. Nasıl? Bana yaklaşarak. Ne olur bırakın beni. Ben sizi doğru dürüst tanımıyorum bile. Şimdi tanıyacaksın. İnan çok güzel şeyler yaşayacağız seninle. Yalvarırım bırakın beni. Bırakın lütfen. Yoğurt mu yedin lan? Pardon baba. Neden ağlıyorsun kızım ya? Neden mi ağlıyorum? Evet. Şimdi ne yapacağım ben? Ailemin yüzüne nasıl bakarım? Düşündüğün şeye bak. Biz de hıyar değiliz herhalde. Elbette var bir düşündüğümüz. Ne düşünüyorsun? Seni zora sokar mıyım kızım? Gerekirse evleniriz. Sahi, benimle evlenir misin? Tabii, bir mahsuru mu var? Ama Özlem, onunla nişanlı değil misin? Demin söyledim ya, Özlem'le ilişkimiz koma vaziyette. Hem insanlar nişanlanır ayrılır, evlenir ayrılır. Sonra tekrar evlenir. Hayat böyle işte. Abim gelmeden eve gitmeliyim. Bir dakika. Beni bu numaradan arayabilirsin. Aklımı oynatacağım. Parayı Ali Kemal diye biri çekmiş. Bizim böyle bir tanıdığımız yok ki. Çıldıracağım. Cavidan bana yardımcı ol. Bir tek onun mu cirosu var? Evet, tek ciro. Ben böyle bir isme çek kesmedim ki. Esat Bey ne diyor? Henüz onun haberi yok. Hiç yol yok. Sonunda bu parayı benden tahsil ederler. Günaydın. Günaydın. Ne oldu baba? Yine mi şu çek mevzusu? Sorma kızım. Hadi para neyse de zimmetime para geçirdim diye beni rezil ederler. 30 yıllık meslek hayatım sona erer. Ne yapacağımı bilmiyorum. En iyisi bağlar başındaki evi satıp parayı yerine koy. Bir yanlışlık varsa paranı geri alırsın. Evet. Olabilir. Hay aklına bin yaşa. Şaibeden ancak böyle kurtuluruz. Canım babacığım. Siz oturun, ben bakarım. Sen de şu harcamalarını biraz kıssan hiç fena olmayacak. Aa, şimdi sorumlu ben mi oldum? Sorumlusun demedim ama konken partilerine biraz ara versen hiç fena olmaz. Tamam, hiç gitmem, olur biter. Heh. Ben artık o grupla hiçbir yere gitmek istemiyorum Bilal. Biraz o, biraz da başka şeyler.
Çok sahte, mekanik insanlar. Derinliği olan insanlar bulursan bana da haber ver. Herkes bir şekilde oyalanıyor işte. Neyse, boş ver bunları. Akşam buluşuyor muyuz? Yalnız ikimiz. Tamam. Önce Körfez'de bir yemek yeriz. Sonra da geçeriz. Tamam. 7'de gel beni evden al. Olur hayat. Yazık. Çok üzülüyorum babama. Akılsız. Ne üzülüyorsun? Çeki birilerine vermiş, sonra da unutmuştur. Saçmalama anne. Babam daha bunamadı. Eli kulağında. Ertuğrul. Efendim. Uzun zamandır seni görmüyoruz. Nerelerdesin? Biraz rahatsızdım efendim. Umarım kardeşlerim apartmanın işlerini aksatmadılar. Onu demek istemedim. Seni merak ettik de. Ben iyiyim efendim. İyi, peki. Hadi, hoşça kal. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Nereye anne? Konkene mi yine? Evet. Sen de babanlaşma. Tek eğlencem var, onu da elimden almayın. Çok para kaybediyorsun ama. 500-600 milyon para vermişim. Bakarsın bir gün alırım. Allah'ım, sen bu kadına akıl ver. Günaydın efendim. Gazeteniz hangisiydi? İlavesini de unutma. İlavesi içinde. Bura onun dairesi. Nasıl görünüyorum acaba? Allah'ım inşallah kapıyı açmaz. Evet. Ekmek ve gazete getirdim. Ha. Demek sen yeni kapıcısın. Evet efendim. Başka bir isteğiniz var mı acaba? Özlem, kapıcı gelmiş. Bir şey istiyor musun? Oo, ne haber Ertuğrul? İyidir efendim. Başka bir isteğiniz var mı? Hayır, teşekkür ederim. Bu salağı nereden buldunuz? Ben buldum. Yazık, sokakta açlıktan ölmek üzereydi. Yani şimdi bunu sen mi bulup getirdin? Evet, ne var? Bir iki kedi, bir iki köpek de getir bari. Çok acımasızsın Bilal. O adam kimdi acaba? Abisi olabilir mi? Belki de amca dayı çocuğu filandır. Yoksa bu saatte evde ne işi var? Trende biraz uyuyabildiniz mi? Ankara'dan sonra azıcık uyudum. Ana sen? Nerede? Gözümü bile kırpmadım oğlum. İyi, eve gidelim, doyasıya uyursun. Hadi yürüyün, vapuru kaçırmayalım. Abi, ben burada okula gideceğim değil mi? Tabii gideceksin. Ben pilot olmak istiyorum. İyi, olur. Ne büyük bir yer şu İstanbul. Evet, öyledir. Yolumuzu şaşırıp kaybolmayalım da. Allah kimsenin yolunu şaşırtmasın kızım. Buyurun buyurun. Bizim fakirhane burası. Geç geç.
Anne, televizyon da var. Abi çalışıyor mu? Çalışıyor tabi. Nereye gidelim? Sen delirdin mi? Bizi kovarlar sonra. Yani televizyon seyretmek yasak mı? Yavaş seyredeceksin. Sessiz olacaksın, anladın mı? Bunlar havadan nem kaparlar. Şikayetçi oldular mı yandık. Aman oğlum, bugünlerimize de çok şükür. Öyle değil mi kızım? Kapıcı, kapıcı. Cevap ver, neredesin kapıcı? Buyur abla. 5 numaraya acele gel. Tamam, geliyorum. Acele dedim, unutma. Gecikme. Baş üstüne. Tamam ablacığım, merak etmeyin, hemen geliyorum. Telefon mu bu? Hayır, diyafon. Diyafon ha? Siz istirahat edin, ben birazdan gelirim anacığım. Sen işine bak evladım, bizi düşünme. Hadi kızım, biz de bir an evvel toparlayalım evi. Yeni kapıcı sen misin? Evet efendim. İnşallah temiz ve tertiplisindir. Merak etmeyin efendim. Akıllı olmazsan gözünün yaşına bakmadan seni kapının önüne koyarım ona göre. Çabuk bana marketten şampuan ve saç kremi getir. Kaç paradır onlar? Sen Feridun Beylerin hesabına de. Verirler. Nasılsın Ertuğrul? İşler nasıl gidiyor? İyidir. Ne oldu? Köyden bir haber var mı? Evet, bugün geldiler. İnanmıyorum. Nasıl? İyiler mi? İyidirler. En kısa zamanda onlarla tanışmak isterim. Tamam, tanıştırırım. Yarın benim doğum günüm, biliyor musun? Hayırlı olsun. Evde büyük bir parti vereceğim. Bir faydamız dokunursa... Kız kardeşinle gelip biraz yardım ederseniz sevinirim. Elbet geliriz. Sağ ol. Bunlar mıydı istediğiniz? Tamam, içeri gel. Biraz bekle, seninle işim var. Kapıcı. Evet. Gel buraya. Banyodayım, buraya gel. Gelsene. Al şunu, sırtımı lifle. Aman ha var ha var, komşular ha var, ağıtlar yakalım, komşular ha var ha var, askerim vurulmuş, komşular ha var, aman ha var ha var, komşular ha var, ağıtlar yakalım, komşular ha var ha var, askerim vurulmuş ey 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 ey, komşular ha var. Ne ulan bu bağırtı, dağ başı mı burası? Yüce dağ başında. Kim söylüyor Allah aşkına Necla Hanım? O yeni kapıcı sala burayı dağ başı zannediyor anlaşılan. Polis çağıracağım vallahi polis. Pislik herif, nereden geldi başımıza bilmiyorum. Neden rahatsız oldun? Son derece güzel söylüyor. Güzel mi söylüyor? Ayağına basılmış gibi bağırıyor ayol. Çok ayıp Necla Hanım. Asıl sana ayıp. Bu kazmayı alıp kapıcı diye karşımıza çıkardınız. Beğenmeyen kızını vermesin. Çüş, bir de bana kız ha. Rezil herif, kes sesini. Birileri buna destek çıkarsa böyle olur işte. Hey, kessene şu andırmayı. Ne hayvan herif ya. Kendinize gelin Arif Bey. Kimseye hayvan demeye hakkınız yok. Niye yokmuş?
Harbi hayvan işte. Tamam, evinize girin. Ben onunla konuşurum. Konuşma da yarın koyalım kapı önüne. Kurban olam yarim, kurbanım sana. Aman havar havar, komşular havar. Ağıtlar yakalım. Kom. Siz? Sesin çok güzel. Ayrıca türküyü de çok yanık okuyorsun. Pardon, demek sesim size kadar geldi. Evet, apartmandakiler de biraz huysuzluk etti tabii. Eyvah, çok özür dilerim, çok özür dilerim. Dert etme, ben onlarla konuştum. Aynur bu mu? Evet. Gelsene Aynur. Çok tatlı, çok cici bir kız. Sağ ol. Bak bu Özlem Hanım, beni bu işe o soktu. Allah razı olsun. Sizden de razı olsun. Yarın bana geleceksiniz değil mi? Tabii, ne demek. Pekala, iyi geceler. Size de. Sesin çok güzel ama biliyorsun. Peki, bir daha ağzımı açmam. Ne yaptım ben? Bir an için kendimi köyde sandım. Bizi evine mi çağırdı? Evet, yaş günüymüş. Misafirler gelecek. Temizliğe falan yardım edersin. Tamam, ederim. Çocuklar fazla içmeyin, eğlence geride. Hadi seni de bekliyoruz. Oo, maşallah arı gibisiniz vallahi. Viskilere ikişer tane buz koy. Şaraba buz atma sakın. Peki. Senin doğum günün ne zaman? Bilmem. Nasıl? Ne zaman doğduğunu bilmiyor musun? Hayır, kimse söylemedi ki. Ben baharda doğmuşum. Hangi baharda? İlkbaharda. Annem kayısılar çiçek açtığında diyor. Ama gününü bilmiyorsun. Yazık ama bunlar önemli. Ne önemi var ki Özlem Hanım? Fakat bak arkadaşlarım içeride. Beni kutluyorlar. Hediyeler aldılar bana. Bizim arkadaşlarımızın hepsi fakir. Bir şey alamazlar ki. Ah neyse, boş verin şimdi bunları. Aynur, bana yardım eder misin? Ederim tabii. Gel o zaman. Şunu sana verebilirim. Eski değil. Daha iki defa giydim. Bilmem ki. İstersen sen beğen. Tamam, bu olsun. Şunlar da altına uygun düşer. Çok sağ olun. Sen giy. Misafirler geldi galiba. Mutlu yıllar sana. Bilal hayatım, hoş geldin. Demek abisi değilmiş. Hadi içeri geçelim, arkadaşlar bekliyor. Önce bir lavaboya gidip ellerimi yıkamadım. Tabii hayatım. Sayılmam. Sen giyinmene bak. Daha önce hiç görmemiştim, bu kız kimin? Oğlum,
Bizim kapıcı Ertuğrul'un kardeşi. Ne? Kapıcının kardeşi mi bu kız? Ne o? Pek beğendin galiba. Yok canım. Ne hala? Ne o kız? Bu elbiseyi nereden buldun? Özlem ablam verdi. Özlem ablam mı verdi? Hı-hı. Yakışmış mı? Çok güzel fakat sen böyle şeylere heves etmemelisin. Ama neden? Biz bunları satın alamayız çünkü. Çok mu pahalıdır? Evet çok. Siz ne yapıyorsunuz burada böyle iki kardeş? Hiç. Gel benimle. Çocuklar şu müziği keser misiniz biraz? Bu bizim Ertuğrul, benim arkadaşım. Kapıcımız diyeceksin. Susar mısın Bilal? Ertuğrul'un çok güzel bir sesi var. Eğer onu hep birlikte alkışlarsak, bize güzel bir parça söyler sanıyorum. Lütfen bunu yapamam. Hadi benim hatırım için. Senin hatırın için, seni kıramam. Dallarımı kırdılar, yârimden ayırdılar. Dallarımı... Trafikte içime karabasanlar basıyor. Ne bu acele anne? Kuaföre gideceğim, sonra muhalaya uğrayacağım. Yeni tuvaletimin provası var. Akşamüstü de semalarda toplanacağız. Yine konken partisi mi anne? Konken, bridge. Taktın kafana ha? Nişan elbiseni Paris'ten alsınlar. Ben olsam sonuna kadar diretirim. Böyle şeyler bana saçma geliyor. İnsanın kıyafeti değil, yüreği daha önemli. Saçmalama. Kılık kıyafet insanın aynasıdır. Hem nişanı çırağında yapalım istiyorum. Benim 10 tane kızım yok. Bir sürü gereksiz masraf. Gereksiz mi? İnsan parayı niçin kazanıyor? Böyle günler için. Babası zengin. Bırak harcasın. Anne gösteriş için yapmayacağın şey yok. Sen de bu adam sendeciliği bırak. Kendini biraz pahalı sat. Pahalı. Bak kızım. Aklını kullan. Bilal'e o Tarabya'daki villa konusunda ısrarcı ol. Tamam mı? Ay, Allah kahretsin. Ezdin adamı ezdin. Aman Allah'ım ne oldu? Lütfen kalkar mısınız? Aman Allah'ım. Ne oldu, ölmüş mü? Bilmiyorum anne. Yardım et de hastaneye götürelim. Ne hastanesi? Şimdi ayılır. Bak kan falan da yok. Kaldırıp kenara çekelim, basıp gidelim. Hadi çocuğum, hadi. Bak iyi görünüyor, iyi. Lütfen yardım eder misiniz? Aptal kız, başımıza iş açacak sonra. Dikkatli kaldıralım, ne olur. Aman aman, yavaş. Aman. Ay. Yavaş. Ay. Dikkat edin lütfen.
sen gerçekten zır delisin. Hapse atacaklar seni. Onu sokakta bırakamam. Haylak haylak dolaşıyorlar. Bir bu eksikti. Doktor bey. Nasıl doktor bey? İyi mi? İyi. Vücudunda küçük bir darbe var. Serum bağladım. Peki serum niçin? Adam aç. Midesi karnına yapışmış. Açlıktan bayılmış garibim. Aman Allah'ım. Böyle aç insanlar var mı bu ülkede? Bilmem. Demek ki varmış. Ne haber kız? Ölmemiş değil mi? Hayır ama neredeyse açlıktan ölüyormuş. Açlıktan mı? Saçma. Ne bakıyorsun öyle yüzüme? Hadi kuaföre geç kalacağım. Sen arabayı al, ben sonra taksiyle gelirim. Ne? Burada mı kalacaksın? Evet. Ondan özür dilemeliyim. Ne? O sokak zibidisinden mi? Yürü Allah aşkına. Anne sana git dedim. Sen kendine bela arıyorsun. İyi kal o zaman. Sizden çok özür dilerim. İki kere kornaya bastım ama... Sizin kabahatiniz yok. Doktor uzun bir süredir yemek yemediğinizi söyledi. İşsiz misiniz? Bakın isterseniz iş bulmanıza yardım edebilirim. Sağ olun. Bir mesleğiniz falan var mı? Ya da bildiğiniz bir iş... Bakın buraya telefon numaramı ve adresimi yazdım. Hastaneden çıkar çıkmaz beni arayın. Tekrar geçmiş olsun. Sağ ol. Nasıl, hastanız iyi mi? Bilmem. Siz akrabası falan mısınız? Hayır. Hastane masraflarını kim ödeyecek? Tamam ben öderim. Şuraya numaramı bıraktım. Taburcu olacağı zaman beni ararsınız. Ararız da... Yalnız şimdi aşağı vezneye inip 120 milyon yatırmanız gerekiyor. Hemen şimdi mi? Lütfen serum ve ilaç, yatak ücreti filan. Ama bu çok para, çok. Tamam ben yatırırım, siz merak etmeyin. Efendim. Hayatım, nasılsın? Bilal, sen misin? Başka kim olabilir? Sorma, bugün arabayla birine çarptım. Hadi canım. Vallahi, annem de yanımdaydı. Adam arabanın önüne yığılıp kaldı. Hemen hastaneye götürdük. Allah'tan fazla bir şey yok. Mahsustan yapmış olmasın? Mahsustan mı? Evet. Para koparmak için böyle lüks arabaların önüne kendini atanlar var. Saçma. Yemin ederim. Bizim Cengiz'in başına geldi bir kere. Ama o benden para filan istemedi. Her ne halse. Akşam kulübe gidiyor muyuz? Aslında hiç keyfim yok. Saçmalama. Sibel'ler de geliyor. Çok eğleneceğiz. Tamam bakarız. Hazırlan. Saat 8'de alırım seni. Peki tamam. Gerçekten mahsus atmış olabilir mi arabanın önüne?
Ama canından olabilirdi. Bütün borcunuz 140 milyon lira. 120'sini yatırmışsınız. 20 milyon daha vereceksiniz. Fakat benim param yok. Nasıl yok? Ekmek Kur'an çarpsın. Bakın. O hanım neyiniz oluyordu? Hangi hanım? İşte o gün 120 milyonu yatıran genç bayan. Hiç tanımıyorum. Cehennem. Sağ ol canım. Afiyet olsun. Efendim. Kimi? Bir dakika. Özlem baksana, seni arıyorlar. Kimmiş? Hastaneden biri. O herifse sakın yüz verme. Buyurun, ben Özlem. Özlem Hanım, ben Sibel Hemşire. Hastanız bugün ayrılıyor fakat 5 kuruş parası yok. Ama ben hastanenin parasını ödemiştim. 20 milyon daha gerekiyor. Tamam, ben bir saate kadar oradayım. Pekala, bekliyoruz. Yine ne olmuş? O çarptığımız çocuk. Hastaneden taburcu ediyorlarmış. İyi ya, bize ne bundan? Hastaneye para götürmem lazım. İyi, aferin kızım. Ne çarpması? Ne hastanesi? Neden bahsediyorsunuz siz? Evveli gün bu şapşal kızın yolda giden bir adama çarptı. Yok canım. Bir şey oldu mu? Bir şey olmadı da Özlem Hanım'ın merhamet damarı kabardı. Parasız, işsiz bir genç. Yazık, 2 gündür açmış, doktor söyledi. Doğru biri mi acaba? Evet, öyle gözüküyor. Muammer ayrıldıktan sonra şuraya doğru dürüst bir kapıcı bulamadık. Gelsin çalışsın işte. Vallahi kabul ederse çok iyi olur babacığım. İşsiz parasız diyorsun. İşte iş. İyi, ben bir konuşayım. Ne diyorsun hanım? İyi oldu değil mi? Vallahi sizi anlamıyorum. Elin tanımadığınız adamı ne yapacaksınız? Hırlı mı, hırsız mı? Ya bir süre çalışsın. İşimize gelmezse... Of! Senin de kızından kalır yanın yok. Merhaba. Merhaba. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Merhaba. Merhaba. Beni siz mi aradınız acaba? Evet. Ücreti size mi ödeyeceğim? Evet. Buyurun. Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? İyiyim, teşekkür ederim. Düşündüm ki isterseniz size bir iş bulabilirim. Çalışmaya ihtiyacınız olduğundan eminim. Sağ olun, teşekkür ederim. O zaman buyurun gidelim. Aslında tıraş olsa, giyinse, patlansa hiç de fena bir erkek değil. Gir, girsene. İşte kalacağın yer burası. Beğendin mi bilmiyorum. Güzel. Bak, şurada bir çek kağıt var. Eski kapıcı Muammer Efendi biraz pis bir adamdı. İstersen evi temizletebiliriz. Ben temizlerim. Bekarsın değil mi? Peki buraya getirebileceğin annen, kardeşin falan yok mu? Var, köydeler. Tamam işte, onları da getirebilirsin. Burada ev kirası, elektrik, su parası yok. Bir miktarda maaş alacaksın. Ayrıca bahşişler. Peki. O zaman şu anahtarları sana veriyorum. Bu apartman kapısının, bu da buranın anahtarı.
Akşam ayrı. 21'den sonra çöpler toplanacak, unutma. Apartmandaki her daire senden memnun olmalı. Şikayetler başladı mı seni ben bile kurtaramam ona göre. Evet, sen bile. Yârim demen ayırdılar, beni öksüz koydular, zalimlerin saksızlar, gönlüme Çocuklar lütfen. Çöpleri almayı unutma. Yeter, bu yaptığınız çok ayıp ama. Susun artık. Nereye gidiyorsun Özlem? Çekil yolumdan. Bu sadece bir eğlenceydi. Bozulmanız gerekmez. Abin de çok alınganmış canım. Ertuğrul, kapıyı açar mısın lütfen? Bak, hepsinin hesabına senden özür diliyorum. Lütfen aç kapıyı. Abinden de senden de özür diliyorum. Hepsi züppe bunları. Elbisenizi, ayakkabınızı yarın getirsem olur mu? Hiç getirme. Çünkü ben onları sana hediye ettim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İşte böyle kaybettim. O apartmanda kimsenin yüzüne bakamam artık. Hayatta 5 kuruş para kazanmamış şımarık zengin veledi bunlar. Neylersin evlat? Anamı kardeşlerime getirmeseydim keşke. Bak istersen benim çalış ha. Ne? Takside mi? Yoksa beceremez misin? Niye beceremeyeyim emmi? Birden çok şaşırdım da. Akşam gel Necati'den teslim al arabayı. Bırak şimdi... Peki Ertuğrul, apartmana kim bakacak? Bir süre kız kardeşimle Ömer idare ederler. Sonra bir kondu bulur taşınırız. Tamam, hadi bakalım. Şimdi git iyi bir dinlen. Akşama zinde olmalısın. Tamam emmi, sağ ol. İyi bir çocuk. Allah yolunu açık etsin. Abi ben ne zaman okula gideceğim? Merak etme gideceksin. Biraz para kazanayım. Kendimize bir ev bulalım sonra okul kolay. Ha sabah 8'de fırına gidip 10 ekmek alacaksın. Bir o kadar da gazete. Bak her dairenin gazetesi burada yazıyor. Yanlış verme. Tamam abi. Ha kapılara asılı poşetlerde siparişler var. Onlara da bakmayı sakın unutma. Tamam mı Ömer'im? Tamam abiciğim. O tek başına beceremez. Ben servise yardım ederim. Ah benim güzel bacım. Sana yazık değil mi? Bunlar gaddar insanlar. Şu kapıcı dairesinde oturuyoruz diye bizden iş isterler. Sıkıntımız 10-15 gün. Bir ev tutacak kadar para kazanayım, toptan çekip gideriz. Ama Özlem abla iyi bir insan. Evet, bir tek o. Peki bize ne vereceksin? İkinize harbiden $100 veririm. İkimize olmaz. Ben ikinizin hakkından da gelirim hemen. Ondan yüz. Yani $200 mu diyor? Evet. Ulan hepiniz tüccar olmuşsunuz. Hey hemşerim bildiğin bir otel var mı? Bana mı sordun? Hayır. Hey ya bu iki karıyı kapattın bu gece. Ben otel bilmem. Ulan ne biçim taksicisin sen insan bilmez mi? Bilmem dedim. İyi uzatma, aksana yeter. Ne o? Ertuğrul öldü mü?
Hayır, abim rahatsız biraz. Yani demek daha ölmedi. Allah korusun Arif amca. Amcana başlatma şimdi. Hani gazetem? Gazetenin kenarını ıslatmışsın. Başka vereyim mi isterseniz? Hadi oğlum hadi. Kim o? Biz kapıcı. Aa, ailece çalışıyorsunuz demek. Ay ekmeği pis ellerine tutma. Poşette. Olsun, sen yine de tutma. Hani benim magazin mecmualarım? Magazin ne ki? Üf, abiniz nerede? Abim biraz rahatsız. İyi iyi, inşallah geberir. Aa, siz de kimsiniz? Kapıcı. Kendi nerede? Biraz hasta da. Siz nesi oluyorsunuz? Kardeşiyiz efendim. Özlem, acıdığın adam bütün sülalesini apartmana doldurmuş. Biliyor musun, yakında 100 kişi olurlarsa hiç şaşma. Ne haber çocuklar? Takside mi çalışıyor? Evet, köşedeki durakta işe başladı. Fakat siz... 10-15 gün böyle idare edeceğiz. Sonra? Sonra bir ev bulup taşınacağız. Buna abin mi karar verdi? Hı hı. Çok onuru kırıldı, yazık. Onunla konuşmak isterim. Ekmek istiyor musunuz? Hayır, sağ ol. Gazete? Ah canım, teşekkür ederim. Sütleri de alayım. İyi günler. Size de. Aynur. Başka beğendiğin bir şey varsa gardırobumdan alabilirsin. Hayır, teşekkür ederim. Alo? Alo hayatım, ben geldim. Aşağıdayım. Tamam, geliyorum. Bakar mısın? Buyurun. Beni hatırladınız değil mi? Evet. Benim ismim Bilal. Ya seninki? Aynur. Aynur. Yarın bizim eve gelir misin? Niçin? Yanlış anlama. Bizim hizmetçi izne çıktı. Temizlik işi var. Bilmem ki. Neyi bilmezsin? Seni hiç anlamıyorum. Para kazanmak istemiyor musun? 20 milyon yevmiye veririm. 20 milyon mu? İstersen 25 vereyim, yarın gel. Eviniz nerede? Sen bulamazsın. Bu saatlerde gelir alırım seni. Peki. Tamam, anlaştık. Saat 10'da kapıda ol. Bilal. Ne konuşuyordun Aynur'la? Doğum günde yaptıklarım için kendisinden özür diliyorum. İyi etmişsin. Süreyya Bey içeride mi? Evet, içeride. Gel. Günaydın efendim. Günaydın Osman. Geç otur bakalım. Dün bankada ekstra istedim. Bilanço için. Evet. Biri 15, diğeri 20 milyarlık iki tane çek kesmişsiniz. Bunlar kime ödendi acaba? Ne? Ne zaman? Bakın, biri ayın 21'inde, diğeri de 25'inde ödenmiş. Olamaz. Ben böyle bir çek kesmedim. Yalnız Süreyya Bey, sizin kaşeniz olmadan bu paralar ödenmez. Allah Allah. Hatırlamaya çalışın.
ham madde alımı için petkimi falan vermeyesiniz. Ben daha bunamadım Osman Bey. Ama bu paralar ödenmiş. Esat Bey'in haberi var mı? Hayır efendim. Önce size sorayım dedim. Pekala. Bankaya bir sorun bakalım. Parayı kime ödemişler? Tamam. Araştıracağım. Biri 21'inde, biri 25'inde. İki tane çek. Vallahi çıldıracağım. Ne haber babacığım? İyidir kızım. Bilal sen nasılsın? Hürmetler efendim. Babam şirkette mi acaba? Yukarıda odasına baktın mı? Hayır. Geldiğini sanmıyorum. Ayrıca... Baş patron Esat Bey bu saatte niye gelsin? Çok ayıp Bilal. Babana karşı biraz daha saygılı olmalısın. 20 yıllık karısını boşadı. Niye saygı duyacağım? Yalnız Bilal'cığım, annen de istemeseydi ayrılmazdı. Annem ne yapsın? Aylarca eve uğramadı herif. Yine de bu konuşma tarzın hoş değil. Özür dilerim Özlem. Ben bir yukarı çıkayım. Sen de babanla konuş. Ne oldu baba? Neyin var senin? Şirketin hesabından para ödenmiş. Ama kime verildiğini bulamıyoruz. Çok para mı? 35 milyar. Benim çeklerimle. Nereye verdiğini hatırlamıyor musun? Hatırlamıyorum. Sonunda delireceğim galiba. Oo, benim canım babacığım. Sakın sana bir şey olmasın. Canım kızım benim. Abine bir danış kızım. Ona sormadan sakın bir şey yapma. Ona sorsam hayatta izin vermez. Ben de para kazanmak istiyorum biraz. İyi kızım, sen bilirsin. Günde 25 milyon anne. 4 gün gitsem haftada 100 milyon. Bu da ayda 400 milyon eder. O zaman konduya değil, belki doğru dürüst bir daireye bile taşınabiliriz. Fazla hayallenme de. Neden? İşte hesap ortada. Hakkımızda hayırlısı neyse o olsun kızım. Her şey insanın kendi elinde. Aa, tövbe de kız. Çekler takasa verilmiş. Mecidiyeköy şubesinden çekmişler. Arkasında ciro falan yok mu? Şubeden fotokopi istedik. 3 günden önce göndermezler. İyi. Gelsin bakalım. Nasıl gidiyor? İyidir. Dairelerden mırın kırı neden yoktur inşallah. Hayır. Süreyya abi içeride. İçeride buyurun. Süreyya Bey. Hayrola? Haberler kötü Süreyya Bey. Bu sabah hesaptan 15 milyar daha çekmişler.
olamaz. Sizin çekiniz. Yine takastan çıkmış. Parayı ödemişler. Aman Allah'ım. Süreyya Bey, neyiniz var Allah aşkına? Çabuk bir ambulans çağır. Süreyya Bey kriz geçiriyor. Efendim? Ben geldim, arabadayım. Tamam, geliyorum. Ulan ben de ne manyağım. Şu kızla yatmak için olmadık hokkabazlık yaptım. Olmaz güzelim, olmaz. Bu hiç mümkün değil. Niye durdun? Sen şu paketi 5 numaraya götür, ben geliyorum. Peki. Oo Aynur, ne yapıyorsun burada? Hiç, akşam servisi hazırlığı. İyi, bize ekmek bırakma. Peki. Direksiyonu bana mı bıraktın hayatım? Neyin var kızım? Allah Allah, ne oldu? Ne oldu sana? Allah aşkına ne oldu sana? Bilmiyorum anne. Bir şey dokundu galiba. Ben sana bir nane limon kaynatırım. Hiçbir şeyin kalmaz. Önce gidip ekmekleri dağıtayım. Sen uzan, ben dağıtırım. Olmaz. Seni tanımıyorlar ki. Ne o anne? Çocuklar yok mu? Yukarı servise çıktılar. Yalnız kız... Ne olmuş kıza? Biraz rahatsız, midesi bulanıyor. Midesi mi bulanıyor? Hı-hı. Hesabımız ne kadar oldu? 3.500.000. Tamam, yarın veririz. Neyin var bacım, hastay mısın? Yok bir şeyim abi. Annem söyledi, midem bulanıyormuş. Evet, soğuk bir şey dokundu galiba. Tamam, sen eve gitsin, ben servis yaparım. Evdeler mi acaba? Sanmıyorum, kimse yok. Eyvah, ne yapacağım ben şimdi? Ne oldu? Süreyya Bey kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırdılar. Karısını aradık, cep telefonu kapalı. Özlem'i arasaydınız? Onun numarası bizde yok. Gel aşağı inelim, belki Aynur bilir. Aynur! 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 Özlem'in cep telefonu var mı sende? Yok, ne oldu ki? Babası kalp krizi geçirmiş. Haber vermemiz lazım. O yarım saat önce onunla o gitti. O kim? İşte nişanlısı Bilal'le.
Hangi hastanede? Diye bir yer söylediler. Ben onu bulurum, sen git. Nereden bulacaksın? Bir disko var. Akşamları oraya gidiyorlar. İyi, ben gidiyorum. Yazık. Ya adam ölürse? Daha sabah kapıda karşılaştık. Halimi hatırımı sordum. Sen iyi biliyor musun Bilal'e gittiğini? Hı hı. Gözlerimle gördüm. Arabaya binip gittiler. Kesin o diskoya gitmişlerdir. Baksana kim geldi. Kim? Hey, bir dakika. Namsız girilmez. Bir arkadaşa bakıp hemen çıkacağım. Hadi gidiyoruz. Ne demek hadi gidiyoruz? Önemli bir durum var, benimle gelmez. Haddini bil. Bizi rahat bırak. Hadi şimdi defol buradan. Ertuğrul, sen ne yaptığını sanıyorsun? Babanı hastaneye kaldırmışlar. Belki de ölmek üzere. Yalan söylüyorsun. Yemin ederim. Kalp krizi geçirmiş. Aman Allah'ım. Doktor bey. Babam nasıl? Babanız kim? Süreyya Türker. Kalp krizi geçirmiş. Hmm, evet. Ağır spazm. Yoğun bakıma aldık. Yani? Allah'tan umut kesilmez. İnşallah düzelir. Babamı iyileştir. Üzmeyin kendinizi. Hadi gelin şöyle oturalım. Bu olayı neden benden sakladınız? Bir yanlışlık varsa düzeltiriz diye bekledik. Ama bugünkü 15 milyar... Ben yıllardır tanırım. Süreyya böyle bir şey yapmaz. Bu olayda bir bit yeniği var. Ama efendim... Ama efendim, mama efendimi yok. Burada bir hırsızlık var. Bu ne terbiyesizlik? İşte çek karnesi de kaşesi de burada. Çekmeceler açık duruyor. Neden Süreyya Bey'in odası böyle? Haklısınız efendim de... Peki sizce şirkette bir fare mi var? Evet, bundan eminim. Şunu al. Bütün seri numaralarını bankaya ve polise bildirin. Eğer hırsızın elinde hala bu çeklerden varsa... hemen yakalarlar onu. Tamam, başlayın efendim. Keşke ilk olayda haberim olsaydı. Yazık oldu adama. Çok özür dilerim. Uyuyakalmışım. Ziyan yok. Ben yorulmadım. Babam nasılmış? Az önce hemşireyle konuştum. Nefes alışverişleri normale dönüyormuş. Çok şükür Allah'a. Onu görmek istiyorum. Ne yapıyorsunuz lütfen hanımefendi? Oraya giremezsiniz. Ama babam... Babanızın durumu iyi, merak etmeyin. Bir kerecik olsun göreyim ne olur. Olmaz. Akşama doğru belki. Acıkmışsınızdır. Gelin aşağıda bir şeyler yiyelim.
Son zamanlarda başında bir bela vardı. Ne gibi? Biri babamın çeklerini kullanıp bankadan yüklü bir para çekmiş. Tabii para şirketin parası. Babam çok üzülüyordu. Vay canına. Peki kim yapmış olabilir? İşte onu öğrenebilsek. Yazık. Adam üzüntüden hastanelere düştü. Bilal ben uyurken falan hiç uğradı mı? Hayır. Ondan pek hoşlanmadığını biliyorum. O benim dengim değil. Ama biz onunla nişanlı gibiyiz biliyorsun. Biliyorum. Bak Ertuğrul. Sen çok iyi bir insansın biliyorum. Her şeyden önce iyi bir dostsun. Ama yetişme tarzımız, çevremiz, aldığımız eğitim o kadar farklı ki. Onu da biliyorum. Ben bir gün Bilal'le evleneceğim. O benim müstakbel kocam. Bunu niçin söylüyorsun? Yani ona da benim kadar saygı duymalısın. Hürmet etmelisin, anlıyor musun? Evet. Akşam ona vurduğum için özür dilerim. Benden değil, ondan özür dilemelisin. Abdülhaya nasıl yanlış yaparsın? Bana bak, akşama kadar istiyoruz bu parayı, ona göre. Tamam, getireceğim. Bir getirme de gör. Ne oldu size Bilal Bey? Önemli değil. Peki ne istiyorlar sizden? Bilmiyorum, beni içeri götürür müsün? Şu tarafa götür. Her tarafınız kan içinde. Islak bez getirip silerim. Sağ ol. Meyveye kızım. Neden buraya geldin? Özlem. Özlem istediği için. Ya, Özlem ne istedi senden? Git ondan özür dile dedi. Sizinle evlenecekmiş. Tamam, ben unuttum, sen de unut. Onlar sizi neden bu hale getirdiler? Kumar borcu yüzünden.